İyi günler değerli izleyiciler. Profesör Nevzat Tarhan'la beraberiz. Üsküdar Üniversitesi kurucusu. Ünvanlardan biri de bu artık, değil mi? Şimdi sizin değişimi en iyi gözleyen bilim adamı olduğunuz kesin. Artık tartışılmaz bir gerçek. Ben önce bugün o konudan girmek istiyorum. Müthiş değişim yaşanıyor. Bunu daha önceki programlarda da konu etmiştik. Edebiyata da bu yansıdı. Ve kuşaklar hiç alışık olmadıkları yeni ortamlara geçiyorlar. Mesela kentleştik. Köylü toplumdu, kentli toplum. Birdenbire bilişim çağına geçti. Türkiye'de 75 milyon cep telefonu var. İşte 35 milyon kişi internete giriyor her gün. Bütün bu değişim nasıl etkiliyor? Tabii. Yani bu değişimler arasına bakıyorsunuz, bir takım cinayetler, kadın cinayetleri artıyor. Kocaların eşlerini öldürmesi artıyor. Trafik kavgalarında ölümler artıyor. Bir şiddet tırmanması var. Evet. Bu buna mı bağlı? Tabii. Şimdiki bu değişim, tabii zihinlerde değişim olmadan toplumsal değişim olmuyor, dönüşüm olmuyor. Zihinlerdeki dönüşüm önce küçük küçük başlıyor. Mesela 20-30 sene önce başlıyor. Daha sonra bu yaygınlaşıyor. Daha önce işte küçük gruplardayken daha sonra yaygın gruplar oluyor. Bu tıpkı bir nehrin ağzındaki adacıklar gibi bir müddet sonra birleşiveriyor. Ve toplumsal dönüşüm haline geliyor. O zihinsel dönüşümleri, yani ileride sosyal dönüşüm haline dönüşüp dönüşmeyeceğini öngörmek gerekiyor. Şu anda oldu mu? Evet, yani şu anda. Yani kentli bir toplum olduk mu? Şu anda küçük bir Amerika oluyoruz. Daha doğrusu. Yani Amerika dediğiniz vahşi batı mı oluyoruz, evet, yoksa gelişmiş doğu mu oluyoruz? Gelişmiş, şimdi Hollywood kültürünü olduğu gibi modelliyoruz, özdeşim kuruyoruz. Yani dünyadaki belki hatta 50 sene eğer böyle giderse 50 sene sonra dünyada birçok kültür yok olacak. Sadece tek kültür olacak ve kültürel davranış. Mesela geleneklerine çok bağlı Japonlar da bile şu anda bu popüler kültürün etkisiyle orada bir sanatçı bir kıyafet giyiyor. Bakıyorsunuz bizim ak merkezde aynı şey herkes giymiş. AVM'lerde herkes giymiş. Bunun gibi. Bütün dünyada böyle bir etkilenme var ve bu daha önceleri, yani insanlık tarihinde 5000 yılda elde edilen değişim şu anda 10 senede elde ediliyor. Ve böyle bir hızlı bir bilgi çağı. Tabii yani şeyde çağı. Mesela beni o çok çarpıcı bir bilgidir. Christoph Kolomb'un Amerika'yı buluşundan 50 sene sonra dünyada bundan haberi olmayan çok insan var. Tabii. Doğru. Ama şu anda işte bütün dünyadaki darbeleri canlı yayından izliyoruz. New York Times'in bir haftalık koleksiyonunda Rönesans'a kadar olan bütün bilgilerden daha fazla bilgi varmış. Bilgi var. Evet, müthiş bir bilgi yığılması da var. Mesela bunun etkisi o 2001 o İkiz Kule trajedisi olduğunda travma sadece işte oradaki 3-5 bin kişiyi ve o şehri Manhattan'ı etkilemesi lazım normalde. Fakat bütün dünyayı etkiledi. Evet. Teknolojiye, bunu iletişimin hızla yayılmasına borçluyuz bunu. Ve bu post-traumatik stres bozukluğu, yani yıllarca Amerika'da herkes bir araya geldiği zaman senelerce halen de devam ediyor. O olayı konuşup tekrar yani flashback tarzında, yani yeniden yaşantılama tarzında kişiler o olayı yeniden yaşıyor gibi yaşıyorlar. Daha önce olayı doğrudan yaşayanlar onu yaşarken şimdi televizyonun etkisiyle ya da bu iletişim teknolojisinin etkisiyle sürekli herkes o travmayı yaşamış gibi yaşıyor. Yani stres kaynakları yerelken birdenbire evrensel oluyor. Evet, aynen öyle. Mesela terör korkusu. Tamam. Onun için hatta bunun için kötü dünya sendromundan bahsediliyor. Yani kötü dünya, dünya insanlarda bir korkuya neden oldu. Güven duygusunun zayıflaması neden oldu. Ve geleceğimiz güvende değil duygusuyla üç türlü davranış oluyor insanlarda. Birincisi, mesela bazı insanlar içine kapanıyor, depresif oluyorlar. Bazı insanlar saldırganlaşıyor. Bazı insanlar da kaçıyor. Mesela gidiyor Yeni Zelanda'ya yerleşiyorlar vesaire. Bunun gibi böyle tepkiler ortaya çıkıyor. Dünya kötüye gidecek gibi bir duygu oluştu böyle. Çünkü termodinamik ikinci yasası var, entropi yasası. Bu yasanın şimdi sosyal olaylarda da geçerli olduğu gözlemleniyor.
Yani burada mesela entropi yasasında nasıl eğer ordurdan düzordura doğru gidiyor. Eğer müdahale edilmezse düzenden düzensizliğe doğru gidiyor. Mesela bu bahçeyi biz ekip biçip bakmazsak 6 ay sonra burası yürünemez hale gelebilir, dolaşılamaz hale gelir. Evren de öyle, toplum da öyle. Sürekli toplumu bir düzenleyici bir dış güç ve dış bir müdahale gerekiyor. Bu sosyal olaylarda da iyi dünyanın iyiye gitmeyle ilgili sosyal bir çaba gerekiyor. Bu ama şimdi bir şey var, bakın bir evrensel stres konuları var. İşte terör korkusu mesela. Hı. Ya da çok bilinçliyseniz iklimin değişmesi. Hı hı. Dünyanın atmosferin tahrip olması gibi. Bir de yerel stres kaynakları var. Hı. Onlar da duruyor. Evet. İşte o bazen yerel bir stres kaynağı alıyorsunuz. Onu bir küreselleşiveriyor. Kolayca küreselleşebiliyor. Çünkü kötülüğün agresif tabiatı var. Hızla yayılıyor. Acımasız. Tıpkı narsist bir özellikte. Yani kanser hücresi gibi. Doyumsuz, sınırsız, sorumsuz, böyle ölçüsüz hareket etme ve yıkmaktan zevk alıyor. Virütük gibi. Buna karşı reflekslerin geliştirmesi sorun oluyor. Bilgisayarda da öyle olmuştu. Bilgisayar yapılıyor ama hemen birisi bir virüs üretiyor. Hadi ona karşı antivirüs üreten teknolojiler oluşmak zorunda kalıyor. Yani o çizgi filmlerde iyi kötü savaşları var ya, bu evet, aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu etkilenme tabii mesela öfkenin bulaşması gibi bir etki ortaya çıkıyor. Şiddetten, yani neden bu toplum içinde, ailede şiddet, sosyal şiddet artıyor diye söylendiğinde, yani şiddetin en önemli özelliği iki tane neden var artışında. Biri ben merkezciliğin yükselmesi. Yani insanlar, yani herhalde insanlık tarihinde hiç bu kadar egoların yükseldiği bir şey dönem yok. Yani insanlar bireyselleşmeyi bencilleşme olarak ele aldı. Yani kendisini özel ve önemli görüyor insan. Yani eşinin kendisine, şimdi ben merkezci olan insan kendini özel ve önemli görürken eşini kendisine itaat etmesi gerektiğini düşünüyor. Bir erkek diye düşünüyor. Kadın için de geçerli. Yani benim ne dersen evet demeli bana diyor. Yani kendi uzvu gibi görmeye başlıyor. Hayır dediği zaman, engellendiği zaman tahammül edemiyor. Yani zaten narsistik özelliklerin en büyük özelliği kişi engellenmeye direnç gösterememesi. Yani aile içi cinayetlerin kaynağı diyorsunuz. Tabii en önemli şey, mesela cinayetlere bakıyorsun, sebep ne? Onurum zedelendi diyor çoğunda. Yani insan aslında onur duygularla korunmaz, akılla korunur. Bu duygularla onuru korumaya çalışıyor ve sırf yani topluma kahveye gittiğim zaman ya da eşin dostuna yana gittiğim zaman yani boynum boşum eğik dolaşmaktansa öldürmek daha iyidir tarzında bir cinayete giriyor. Bu da değişime adapte olamamayla ilgili. Mesela kadının özgürleşme hareketini erkeklerimiz daha benimseyemediler, kabullenemediler. Bu 60'larda başlayan o özgürleşme hareketi dünyada tabii her toplum hazmedemiyor bu. Yani sosyal fazlar halinde. Sosyal bu anlattığınızı somut bir örneğe getirmek istiyorum. Geçenlerde bir meslektaşımız kızı çağırmış, baba yine eşim bana şiddet uyguluyor diye. Adam gitti, hem kendisini bıçaklayıp babayı öldürdü damat, hem de hanımı yaraladı. Evet. Şimdi burada yanlış var değil mi? Tabii. Şimdi bu böyle bir durumda... Demek ki ilk defa şiddet uygulamıyor. Yani bir ailede kadına karşı böyle genellikle hiç şiddet olmaması gerekir ama hani bir şiddette eğer 2-3 defa şiddet olduysa artık onun gittikçe dozu artacak demektir. Böyle bir durumda evlilik birlikteliğini sorgulamak gerekiyor. Yani sırf aile bütünlüğü önemli tabii. Biz yani kültür olarak aile bütünlüğüne önem veren bir kültürel gelenekten geliyoruz. Bu da aslında iyi bir şey, kötü bir şey değil. Fakat burada o ailenin bütünlüğünü korumak çabalarken kadın hayatını feda ediyor. Şeye, agresyona taviz veriliyor. Halbuki bencilliğe taviz veriliyor. Yani orada ben merkezci, mesela işte bazı şeyleri sonradan elde etmiş, egosu şişmiş bir kişi anladığım kadarıyla o olayda. Yani böyle birisine birilerinin böyle kişiler değer verdiği şeyi kaybetme hissiyle ancak durabilirler.
Değer verdiği şey mesela eşi diyelim. Yani eşini kaybetme duygusu onu çıldırtır. Yani orada o duyguyla mücadele ederken tabii önemli onu uzaklaştır. Yani eşinin burada kadının evliliği bitirme konusundaki iradesini desteklemek gerekiyor. O zaman galiba medeni kanunda bir değişik yapıp aile hukukunda bir iki defa şiddet uygulandığı zaman otomatikman evlilik sona ermeli. Tabii. Yani iki defa, yani fiziksel şiddet bir defa, sözel şiddet diyelim şey olduğunda o evliliği boşanma kolaylığı sağlamak gerekiyor. Bir de kadının mülkiyet unsuru gibi mi görüyor? Yani mesela boşanmış bir kadın, bakıyorsunuz yine haberlerde boşandığı eşi nasıl olur da sen başkasıyla beraber olursun ya da çalışırsın diye gidip bıçaklıyor, öldürüyor, tabii, kurşunluyor. Yani kadın bir mülkiyet aracı gibi değil mi? Şimdi kendi uzvu gibi görüyor, malı gibi, eşyası o zaman gibi değişim gerçekleşmedi. Tabii, sosyolojik değişim olmadı. Mesela yasalarla böyle 500 metre yaklaşmamak yahut da elektronik kelepçe gibi yasalar o egosu zaten yönetemeyen bir kişi çıldırtıyor, daha agresif yapıyor. Yani oturup konuşup çözülebilecek bir konuyu çözmek yerine artık biriktiriyor birden patlıyor. Çünkü öfke biriktirilen bir duygu, biriktiriliyor birden patlıyor. Bu diyalogla çözme, yani mesela onun yerine elektronik kelepçe 500 metre yaklaşmamak yerine yani 6 ay terapi alacak diye şey verilmeli. Haftada bir terapiste gideceksin. Bu 6 ay sürecek tarzında bir uzman yardımına yönlendirilirse bu daha efektif olur. Bir de sizin yani okuduğum kadarıyla kitaplarınızdan stres devamlı hale geldiği zaman depresyona neden oluyor. Peki bu stresin kaynağı ne? Tabii yani stresin, yani beynimiz sürekli stresli çalıştığı zaman serotonin ihtiyacı artıyor. Serotonin biliyorsun mutlulukla ilgili, enerjiyle ilgili, uyku, iştahla ilgili temel kimyasal artıyor. Bu sürekli stresli yaşayan kişilerde serotonin aşırı salgılandığı için serotonin reseptörleri duyarsızlaşıyor ve serotonin yetmemeye başlıyor. Vücut arayışa giriyor, arama davranışı oluyor. İşte uyuşturucu kullanımı gibi birçok davranışlar buna yöneliyor kişinin ve bazı kişilerde de bu stres otonom sinir sistemini bozuyor. Yani mideyi etkiliyor, bağırsağı etkiliyor. Mesela aşırı stres hormonu salgılandığı zaman damar direnci artıyor, tansiyon yükseliyor. Omuz, boyun, bel, sırt kasları kasılıyor, fibromiyaljiler oluyor, mide spazmı oluyor. Mesela büyüme hormonu durur fazla stres olduğunda. Bu birkaç saatlik streslerde vücut onu hemen parasempatik sinir sistemi devreye giriyor. Tehlike geçti, rahatla, sorun çözüldü diyor ve kişi kendini rahatlatabiliyor. Bu rahatlamayı öğrenmesi gerekiyor kişinin. Yani rahatlamayı öğrenen kişi stresten korkmamak gerekiyor. Stres, kontrol edebilen stres faydalı. Kontrol edilemeyen stres zararlı. Şimdi panik atakla stres arasında ilişki var mı? Yani panik atak tabii, mesela panik atağı yani stresle panik atak bağlantılı, fakat panikte kontrol duygusunu kaybediyor kişi. Yani mesela psikolojik bütünlüğün bozulacak, fiziksel bütünlüğün bozulacak, bozulmaya karşı tepki ağrıdır. Hastalıktan mesela çok korkuyor tabii, mesela. Tabii. Mesela bir kalbi çarpıyor, kalp krizi geçiriyorum diyor. Mesela viraya uğruşuyor, felç oluyorum diyor. Hemen panik yapıyor, telaşlanıyor, acile gidiyor, doktora gidiyor. Bu stres değil, bu panik. Bu stresin tabii panik seviyesinde yüksek olması. Hatta ben öyle bir iş adamı biliyorum. Ya 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum demişti. Yani yönetemiyor insan. Çünkü vücudumuz bizden daha akıllı. Vücudumuzda öyle bir ahenk ve denge var ki, öyle mükemmel bir düzen var ki, ona saygı duyarak, yani şimdi hekimlik de değişti. Mesela dokulara saygılı hekimlik var şimdi. Eskiden öyle açarız, keseriz diye tarzındaki hekimlik değil yani. Kendi vücut, kendi dinamiği içinde hastalığı yensin, bağışıklık sistemi güçlensin, hastalığı yensin. Yani buna stres, bağışıklık sistemini baskılayan bir şeydir, süpresyon yapıyor. Şeyde bakın, sohbetimizin başında değişimden söz ettik. Yani. Ama ben kendi hayatım boyunca hatırlıyorum, siyaset. Dün ne varsa 1950-60 arasında, 60-90 arasında, 80 arasında ne varsa siyasette hiç değişme yok. Evet. Hep aynı gerginlikler, kişiye dönük öfkeler ve inanılmaz kamplaşmalar. Ama bu sadece bizde değil, Amerika'da şu anda Trump'a karşı görüyoruz aynı şeyi. İngiltere'de Brexit. Avrupa Birliği'nden çıkma referandumunda görüldü bu. Şimdi böyle İslamofobi tırmanıyor.
bütün değişime rağmen, bütün olumlu gelişmelere rağmen bu nedir? Mesela Türkiye'de 15 Temmuz'da yine bir darbe girişimi oldu. Bütün bu değişimlerden sonra olur muydu? Niye oldu? Tabii. Şimdi maalesef siyaset sadece dünya, Türkiye'de, dünyada kısa vadeli siyaset yapılıyor. Yani orta ve uzun vadeli siyaset, siyasette eğer hükümran olmayı sağlanabilse insanlar yani böyle anlık kaygılar, korkularla hareket etmezler. Daha stratejik düşünürler. Yani stratejik değil de operasyonel düşünüyor insan. O anki günündeki, o andaki bankadaki hesabını düşünüyor. O andaki kaybedeceğini düşünüyor ama 3 sene sonra, 5 sene, 10 sene sonra düşünmüyor. Bu düşünmeme siyasette gerilim yükseltiyor, kaygı yükseltiyor. Bir de siyaset genellikle başarı odaklı yapılıyor, sonuç odaklı yapılıyor. Yani siyaset eğer başarı ve sonuç odaklı değil, böyle adalet ekseninde bir siyaset olsa, mesela İbn Haldun'un bununla ilgili çok güzel öğretileri var. Adalet odaklı olsa bu durumlarda siyasette stres yönetimi daha kolay olacak ama yani şu anda tabii biz bunu yani biz zihinsel bu konuda siyaset yapanların bu konudaki ön yargılarının ya da ön kabullerinin değişmesi ve bunu ön plana çıkarması gerekiyor. Bu da bir kişiyle olacak bir şey değil. Yani genellikle siyasi kültürle ilgili. Siz eski bir askersiniz üstelik. Oradan ayrıldınız. Evet. Yeni mesleğinizde. Şimdi bu kadar olaydan sonra, bu kadar değişimden sonra bir subayın zihninde nasıl bir dünya vardır ki darbe teşebbüsüne iştirak eder? Tabii. Yani şimdi 15 Temmuz sebep değil, sonuç. Sonuç. Mesela silahlı kuvvetlerdeki askeri kültürü düşünelim. Askeri kültür, mesela harp okullarında demokrasi öğretilmiyordu. Yani şu anda, bundan sonra inşallah öğretilecek. Demokrasi öğretilmiyordu. Yani harp okulundaki bir kimse askeri kültürü yüceltiyordu. Askeri kültür şöyle, kışlada gerekli, faydalı. Mesela kışlada yemekhaneden çıkar sabah herkes, askerler. Elini komutsallayarak yatakhaneden çıkarlar, elini komutsallayarak yemekhaneye gitmezler. Sıraya dizilirler, köşeye gelirler, tekrar toplu nizami yürüyüşle yemekhaneye geçerler. Bu eziyet değil, mantıksız gibi gözüküyor fakat askerin özelliğinde itaat önemli, disiplin ve önemli. Kargaşa yönlüyor. Yani onun için otomatik bunlar yapılır. Bu askeri kültür ama sivil kültürde bu yok. Yani askeri kültürün sivile yansıması gibi bir kültürel değişim, hatta demokrasinin ileri demokrasiye geçmesi için sivil iradeye itaat duygusunun yerleşmesi gerekiyor yani askerlerde. Ancak askerlerin genelinde sivil iradeyi, son irade, son sözü o söyler, son kararı o verir duygusu oluşmadıkça toplumda demokratik kültür yerleşmiyor. Yani bizde militarist kültürü biz gelenek olarak da toplum olarak da fazla seviyoruz. Yani bunun sonucunda benimsemişiz yani çaresiz. Çaresiz. Yani bunun sonucunda da silahlı kuvvetlerde kurucu irade olduğu için cumhuriyeti biz son sözü biz söyleriz, son kararı biz veririz. Yani memleketi tapulu malı gibi görüyordu. Yani gerçekten. Ama şimdiye kadar öyleydi. Yani 12 Eylül, 27 Mayıs, 12 Mart bunları yaşadık. Fakat son 15 Temmuz'da bir de kendi halkına ateş açtı. O nasıl oldu o değişim? 15 Temmuz'a kadar askerde zihniyet değişimi olmadı ki. Darbeci ideoloji devam ediyordu. Eğer darbe nizami bir darbe olsaydı şu anda biz 12 Eylül gibi yönetiliyorduk. Yani oradaki Genelkurmay'ın yani çok şanslı Türkiye. Yani o zamanki Genelkurmay Başkanı ve üst yönetim böyle bir oyuna karşı yani aslında artık silahlı kuvvetlerin demokratik kültürünü benimseme eğilimi olduğunu yani ordunun içerisinde sivil irade itaat duygusunun artık yeşermeye başladığını gösteriyor. Bu ordunun içerisinde direnç olmasa biz 15 Temmuz'u bu kadar rahat aşamazdık. Tabii belki yani iç savaşa kadar. Genelkurmay Başkanı belki olayları önceden istihbarat olarak yani göremedi ama daha sonraki olay esnasındaki ben o Ankara'daki çatı iddianamesinin bütün o dakika dakika akşam olan o 15 Temmuz akşam olan olaylara baktığımda orada çok güçlü bir askeri irade gösterdi. Yani bütün herkes Türkiye'den ben tanıdığım işte asker kökenli olduğu için herkes Genelkurmay Başkanı'nı
bekledi, bekliyor televizyonda. Eğer onun olmadığı bir olayda bulunamaz. Meşruiyeti ancak meşruiyeti o sağlardı. Bu bir yani aslında silahlı kuvvetlerin de demokrasinin sınavını kazandığını gösteriyor 15 Temmuz. 15 Temmuz'da silahlı kuvvetlerin içerisinde bir direnç olması, bu ben Türkiye için sevindirecek bir şey. Toplumda da bu demokrasi kültürünün içselleştiğini gösteriyor. Yani, bir de şu var toplumda evet. Tamam bir olay bu. Fakat bir de FETÖ örgütüyle mücadele konusunda binlerce, on binlerce kişinin görevler alınması. Tamam. Yani bu da stres sebebi galiba tamam. Değil mi? Yani şimdi böyle bir ana sarsıntı olunca yani arkasında tabii muhakkak başka ardıllar olacak. Şimdi böyle bir olayda yani ameliyatı yaparken yani cerrahi yaklaşım ikidir. Biri konservatif yaklaşımdır, dokuları tam almaz. Biri de radikal yaklaşımdır, dokuları tam temizlemek ister. Böyle durumlarda sağlam dokulara da zarar verilme ihtimali vardır. Şimdi burada tabii cerrahın şeyi önemli, el becerisi önemlidir. Şu anda da bu bir hastalık, kanser gibi bir hastalık içimize girmiş gerçekten. Yani hiç ummadın, ben bir müsteşar bile bakıyorsunuz şey çıkıyor yani ciddi şekilde işte bağlantılı çıkıyor örgütle. Yani bu örgütle bağlantılı çıkması nedeniyle devlette de toplumda bu duyarlılama oluştu. Tabii kötüye kullananlar da bu arada da maalesef çok ama fazla yani çıktı. Şu anda bir Türk vatandaşı olmak, olayları izleyen bir Türk vatandaşı olmak sayısız stres nedenini kesinlikle bünyesinde taşımaya değil yani mi? Şey var yani ciddi şekilde kan kaybediyor tabii. Yani toplumda bu konuda yani ama son zamanda bunu telafi çabaları var. Yani işte haksızlığa uğrayanlar yavaş yavaş düzelmeye başladı. Bu bir ciddi bir operasyon. Bunu en hakkaniyete, adalete uygun yönetebilmek kolay değil. Yani böyle bir olay. Hatta ben o şey olduğunda hiç unutmam. 17 Aralık olduktan 17-25 sonra Aralık. 17-25 Aralık olduktan sonra bu şeyin yakınlarından birisi işte Suat Yıldırım vardı prof. Yani şu anda Amerika'da şeyin örgütün ileri gelenlerinden birisi. Onunla ben şeyi anlatmıştım o zaman. Yani bu Fethullah Gülen Risale-i bağlantılı biliyor. Ben Bediüzzaman ile ilgili kitabım vardı. Oradaki iki FETÖ grubu yapısıyla Bediüzzaman fikirleri arasındaki 17 fark diye bir yazı yazmıştım. Onu onun da olduğu bir ortamda bana sordular, anlattım ben. O işte yok öyle şöyle hizmet ediyor, böyle hizmet ediyor gibi anlatmaya başladı. Ben dedim sayın hocam dedim bak siz öyle diyorsunuz ama ben o hizmetleri konuşmuyorum. Burada devlete karşı bir kalkışma hareketi var. Yani bu dedim 2014'ün şeyinde oluyordu Mayıs ayında filan. Kalkışma gibi bir durum var. Bunu eğer Yavuz Sultan Selim zamanında olsaydı en az 5-6 bin kişinin kellesi giderdi dedim. Yani böyle bir olayı bu küçümsemeniz doğru değil canım dedim. Şeyi düşünün Vakayı Hayri'yi yani. Evet. Kuleli vakası değil mi? Kuleli vakası yani. Şeyi 2. Mahmut tasfiye etmek istediği zaman Yeniçerilerin ideolojisi Bektaşilik diye sadece Yeniçeriler değil Bektaş olarak bilinen herkesi tasfiye etmiş. Evet. Tabii. Yani Osmanlı döneminde böyle şeyler çok büyük sonuçlar veriyor. Ama o da mesela 2. Mahmut o nasıl yapmış onu? Yani bakmış artık halkta Yeniçerilerden gına gelmiş. Sancağı alıyor, Sultanahmet Meydanı'na çıkıyor, esnafı yanına alıyor. Esnafla birlikte tasfiye ediyor evet. Şeyi. Yani halkı yanına alarak ama Bektaşiliği yapmış. De tasfiye ediyor. Evet. Bektaşiliği de karşı bir tavır oluşmuş evet. Ondan sonra tabii. Yani Türk olmak şu anda çok kolay değil galiba. Yani biz millet seviyoruz stresi ya. Biz riski seviyoruz, öyle bir toplumuz. Onun için de ortasından kalkmışız. Avrupa'nın ortasına gitmişiz. Yani bir yeniliği arama geni olan kişiler, hiperaktif kişiler. Bunlar kıpır kıpır duramazlar. Ama reform da çok nadir yapılıyor. Yani bir büyük devrimci Atatürk. Evet. Aradan çok uzun yıllar geçiyor, Özal geliyor. Evet. Yani her dakikada şeyden o büyük atılımı yapan bir toplum değiliz. İsterseniz birazdan tamam. Devam edelim. Evet sayın izleyiciler. Evet şimdi bütün bu siyasal
ortamın getirdiği stresler, ekonomik ortamın getirdiği, hep işsiz mi kalacağım? Evet. Acaba gelecekte aldığım para yetecek mi geçinmeme gibi streslerin dışında bir de aşk denilen bir olay var. Bütün bu kargaşa arasında siz ne diyorsunuz? Cennetle cinnet arasında. Cennetle cinnet arasındaki aslında. Olaya aşk deniyor. Yani bir ucu yani ikisini de aynı anda taşıyabiliyor. Bu aşk da birazcık popülerize olmadı mı? Yani herkes gazetelerdeki çok bilinen isimlerin durmadan birleşmelerine ve ayrılmalarını aşk olayı olarak izliyor. Evet. Bu doğru mu? Bu tabii erkek bakışı aşk o. Yani şimdi erkek bakışı aşkta erotizmi yüceltir. Kadın bakışı romantizmi yüceltiyor. Bu hatta şu tartışıyor. Aşk evlilik için şart mıdır? Yani aşk iyi evliliğin sebebi midir, sonucu mudur? Yani aşk nasıl bir duygu? Yani evlilikte ya da ilişkilerde mutlaka gerekli mi? Niye evlenmedin dediğin zaman aşık olmadım ki diyor kişiler. Doğru mu? Bu işte bu aslında hem doğru hem değil ikisi. Şimdi aşk eğer iyi ilişki kurmayı başarırsa kişiler iyi aşık olabiliyorlar. Ama aşık oluyorlar ama iyi ilişkiyi kuramazsalar aşk buharlaşıyor. Yani onun için aşkın bir andaki yıldırım aşkları vardır. Bir anda tutulurlar. Fakat iyi ilişki kurmayı başaramazlarsa devam etmez. Bu şeye benziyor. Hani bizim kırsal kesimden insana hiç aşık oldum diye sormuşlar. Tam oluyordum jandarma geldi. Şöyle onun gibi bir şey mi? O şey gibi hani aşkın gözü kördür kaynanalar olmasaydı diye. Doğru. Onu hatırlattı. Şimdi gerçekten aşk insanı aşk aslında beyin çok farklı çalışıyor. Aşk duygusunda. Aşkta beyinde 4 ana grup kimyasal salgılanıyor. Mesela serotonin mutlulukla ilgili kimyasallar sağlanıyor. Dopamin enerjiyle ilgili ve otonom sinir sistemi çalışması, uyku, iştah bununla ilgili kimyasallar salgılanıyor. Ama aşık olunca zayıflıyor mesela insan. Uyumuyor bütün gece. Ve diğer cinsellikle ilgili kimyasallar, bir de koku parçacık, feromonlerle ilgili kimyasallar. Bir asıl yeni bulunan ilginç stres hormonları da aşkta salgılanıyor. Aşkta aynı anda. Fakat stres hormonlarının iki türlü özelliği var. Biri kaygı veriyor, biri de bağlanma duygusu uyandırıyor. Yani stresli bir konuya kişi takar atamaz kafasından. Mesela gece yani bir konuda stres yapan, ben bir kıskançlık ezen olan bir erkek biliyorum. Karısını gece 2'de uyandırıyordu. Rüyanda kimi gördün diyordu mesela. Yani bu derece şey, yani o olayı atamıyor. O aşkın yansıması mı? Aşkın tabii buradaki patolojik aşk bu. Patolojik aşk. Oksitosin diye bir hormon var. Bu sprey olarak şu anda üretiliyor. İsviçre'de satılıyor. Bağlanma hormonu. En çok da emziren annelerde salgılanıyor. Anne bebek ilişkisinde yapış yapış o ilişkiyi devam ettiren vücudun bir şeyi, kimyasal bağlanma ile ilgili. Peki bu hormon diyelim ki bir çift var. Diyelim ki erkek fazla bağlanmış değil. Ona evet. Her gün karısı bu hormondan içirse mesele hallolur mu? Çift terapistleri veriyorlar. Bunu sıkın gece akşam yatmadan önce burnunuza diyor ve yani birbirimize adam bağlanmaya başlıyor. Fakat ideal olan tabii kişinin bunu kendi kendine ürettirmeyi öğrenmesi. Bu kolaycılık. Yani şey için yani mutlu olmak için tekil almak gibi. Yani burada kişi mutlu olmak için şey yapması, bir kimyasal alması gerekmiyor. Kendi kendine mutlu olmayı öğretmesi gerekiyor. Bağlanmayı öğretmesi gerekiyor. Bu zor şey tabii. Şimdi bu tehlikeli olacak. Şimdi satılacak bir müddet sonra. Yani insanlar yani böyle bağlanmak için yöntem geliştirmek, strateji geliştirmek yerine kolayca kişi böyle sarhoş, çünkü aşk duygusunun bir özelliği var. Hem sarhoşluk da hissettirir kişiye hem de aynı zamanda kişide odaklanmayı da sağlıyor. Yani bir konuya odaklanmayı sağlıyor. O konunun dışında başka şey düşünemiyor. Yani o insana köreltiyor. Yani başka şey göremiyor. Diyelim ki bir erkek bir kadına sana aşığım dedi. Sizin anlattıklarınız çerçevesinde acaba gerçek mi değil mi diye bir test yapılsa bütün bu hormonlar salgılanıyor mu? Salgılanmıyordu. Sonuç verir mi bu? Tabii şimdi, gerçekten aşık mı yoksa laf mı söylüyor? Tabii onu biz bağlanma ölçekleri var. Yani yakın ilişkiler, yaşantılar ölçeği, kişisel bağlanma ölçeği gibi ölçekler. O ölçeklerle anlayabiliyoruz. Kimyasallar
O anda tabii bu kimyasallar kanda belli bir seviyede devamlı durmuyor. O anda salgılanıp geçiyor. Mesela stresle ilgili bir şeyde çocuklarla ilgili böyle yeni doğan çocuklarla ilgili ilginç mesela stres hormonlarından ASTH var. O hormon normal doğanla prematüre doğan çocuklarda doğar doğmaz topuklarına iğne batırılıp hormon alınıyor yani anlık. Ölçülüyor. Stres hormonu ASTH kanaldan geçen çocuklarda daha az çıkıyor. Sezeryen olan çocuklarda daha yüksek çıkıyor. Çok doğar doğmaz korkuyor ama kanalda geçerken çocuk biraz pişiyor. Normal hayatı normal uyum göstererek çıkıyor. Daha stres hormonu daha az salgılanıyor. Yani normal doğum daha doğal ve daha faydalı. Yine şeyi soracağım yani çok medyayı izlediğin zaman özellikle magazin medyasını müthiş bir aşk beraber oluyor. Çok ünlü kadın ve çok ünlü erkek. Bakıyorsunuz 2 ay sonra ayrılıyorlar. Evet. Bu aşk değil mi başındaki? Böyle bir tutku mu? Tabii yani o aşk genellikle onlar olgun olmayan aşklar. Mesela imkansız aşklar vardır. Bir de tutkulu aşklar vardır. Yani rasyonel olmayan aşklar bir müddet sonra yürümüyor, devam etmiyor. Yani bakıyorsunuz yani ben çok tabii patolojik aşk örneklerini çok görüyoruz. Mesela bunun örneklerinden birisi Leyla Mecnun'dur. Leyla Fuzuli'nin büyük bir eseri biliyorsun Leyla Mecnun. Mecnun Leyla'ya aşık oluyor. Onun için bir araya gelmek için savaş çıkıyor. Daha sonra bir araya getiriyorlar. Mecnun başında duruyor çekip gidiyor. Ondan sonra Leyla'yı evlendiriyorlar. Leyla hasta oluyor. Hasta oldu düşüne vefat ediyor. Ondan sonra Mecnun onun mezarı başına geliyor. O da düşüne vefat ediyor. İkisi kavuşuyorlar. Yani aslında gerçek hayatta kavuşmamak Leyla Mecnun aşkının simgesi değil simgesi, mi? Simgesi aynen. Şimdi Leyla Mecnun bu zamanda yaşasa psikiyatri kliniğine gelse ne Leyla kalır ne Mecnun. Çünkü beyin kimyalarını düzeltebiliyorsunuz ve yani kişi yani böyle bir 6 aylık tedaviyle böyle Leyla Mecnun derecesinde patolojik aşk dediğimiz aşk yaşayan kişi bir müddet sonra ben ne yapmışım ya diyor. Hatta size böyle vaka geliyor mu? Vaka geliyor tabii. Yani ben hatta böyle çılgınca aşklar mı geliyor? Doktora gelip ya bizi tedavi et biz kendimizi deli gibi aşık hissediyoruz diye geliyor. Evli gidiyor birisine aşık oluyor. Ha, evliyken başka. Aşık oluyor. Yani rasyonel değil, imkansız aşk. Yürüyecek bir şey değil. Ve bakıyoruz bunun duygu durum bozukluğu, bipolar bozukluğun eşik altı vakaları bunlar. Aslında tedavi edilebilecek vaka. Biz görünüşte yüzeysel baktığın zaman sağlıklı insan gibi gözüküyor. Ama biraz incelediğim zaman çoğunun onun böyle eşik altı duygu durum bozukluğu olduğu, bipolar bozukluk hastası olduğu. Peki sahiden gerçekten ediyoruz. Evli bir adam başka bir kadına evli bir kadına aşık olamaz mı? Yani şimdi İyi de bu anormal mi? Bu şimdi kişi eğer hayatını kaybedeceği şeyler kar zarar analizi yaptığı zaman rasyonel mi değil mi ona bakılmak gerekiyor. Rasyonel olmayan bir şey yapıyorsa bu kimse biz böyle durumda 6 aylık bir tedavi yapıyoruz. O tedaviden sonra eğer yine de istiyorsa o zaman artık bilinçli tercih diyoruz. Ve o zaman bedelini ödemesin diyoruz. Ama ilk başta onun duygu durum dengeleyici bir tedavi dönemi geçirmeden böyle bir konuda son karar vermemek gerekir. Yani hasta olup olmadığını da bazen sonuçtan yani tedaviden tanıya doğru yani hastalık oluyor. Niteliği taşıyan aşklar da var. Tabii. Yani o da çok da yaygın. Şimdi bu tarz aşkları tabii ya aşık olmuşlar hayatını yaşasınlar diyerek onun göz göre göre uçuruma doğru gitmesine göz yummamak gerekiyor. Böyle durumlarda muhakkak bir uyarıcı özellik sorumlu davranmasıyla ilgili ikaz edici, uyarıcı ve onların farkındalığını artıracak yaklaşımlara gerekiyor. Bütün bunların merkezi beyin değil mi? Tabii. İnsanın patronu beyin. Beyin. Beyin beynin gerçekten şeyi yani şu anda uzay nasıl bir bilinmezdi, bilinmeye çalışıldı. Beyin de şimdi yeni bilinmez. Şu anda beynin sırlarını çözerek evrenin sırlarını çözeceğiyle ilgili 2013'te ABD Başkanı başlattı. Beyin inisiyatifi başlattı. Obama. Obama başlattı o dönemde. Yani ciddi bütçe ayırdı. İşte o dönemde ilk başta 100 milyon dolarlık ayırdı. Daha sonra 300 milyon dolara çıkardı. Daha sonra 10 yıl içerisinde 1 milyar dolarlık bir hedef koydu. 2005'te de
ve şizofreni, otizm, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklarda nanoteknoloji kullanılıyor. Şu anda NASA bunun içinde. Ve NASA'da 2000 civarında postdoc öğrenci, doktora sonrası öğrenci bu konuda çalışıyor. Yani nanoteknoloji ile ilgili. Hatta mesela karbon nanotüplerle beyne karbon nanotüpler yerleştirerek otizmi tedavi etmeye çalışılıyor. Yani bu yani çok ciddi bir, tabii şu anda hayvan deneyleri düzeyinde. Obama bunu yaptığına göre herhalde Trump sona erdir. Yani şeyi kesti diyorlar. Geçtiğimiz yaz şeydeydik biz, yani yaz diyorum şey, birkaç ay önce Los Angeles'ta, oradaki Cal State Los Angeles Üniversitesi'nde gittiğimizde kapıda şey vardı. Bir başörtülü bir kızın resmini koymuşlar. Çektim onu. Twitter'da paylaştım. Ne olursan ol gel yazıyor. Yani bu, ben düşün, bir devlet üniversitesi Kaliforniya'da Trump'a karşı, onun fikirlerinin tam tersi İslamofobi. Evet, direniyor. Ona karşı direniyor bu. Yani onun için Amerikan toplumu çok daha sorgulayıcı bir toplum. Öyle Trump'tan falan korkarak değişecek bir toplum değil. Yok, değil zaten. Değil. Ama çok müthiş direnç var yani. Ah, o belli şu anda. Şimdi siz üniversitede, evet. Üsküdar Üniversitesi, yeni bir binaya geçtiniz. Evet. Hastane değil mi? Hastane, evet, binası. Hastane. Dünyada bizim bu açıdan baktığınızda beyin cerrahisi, beyinle ilgili tıp, dünyanın neresindeyiz? Tabii. Şimdi Üsküdar Üniversitesi ile bilimsel ortaklığı olan bir hastanemiz bu. NP Beyin Hastanesi olarak bilinen. Şimdi dünyada Hanover'da Beyin Hastanesi olarak var. Almanya'da, Avrupa'da. Bir de ikincisi Türkiye'de açmış olduk. Bu hastanenin özelliği özellikle multidisipliner bir hastane. Yani psikiyatrik hastalıklardan, bağımlılıktan tutun da beyin hastalıklarına, kalp hastalıklarına, mide hastalıklarına, bütün hastalıkların oluşmasında beyinsel bağlantılar var. Yani beyin, mesela stres altında olan birçok hastalık var. Yahut da işte beyin ameliyatlarının birçok vakada beyin pili takmak gerekiyor mesela. Beyin pili de var şimdi, kalp pili gibi. Kalp pili, beyin pili var. Yani beyin pili mesela Parkinson'da çok sık yapılıyor. Depresyonda, OKB'de de beyin pili yapılıyor. Beyin pili taktığın zaman Parkinson düzeliyor mu? Düzeliyor. O yürüyemeyen insan yürümeye başlıyor. Çok enteresan. Çok şey. Şimdi bunlar, yani yüksek teknoloji gerek, ileri teknoloji gerekiyor. Ve ameliyathaneler özel oluyor. Mikroskobu özel oluyor. Mesela mikroskobu böyle floresan boyama özelliği olan mikroskop gerekiyor. Onu yani dokuyu boyuyor, sağlam dokuyu boyamıyor. Ve bu şekilde floresan boyuyor. Işık yansımasıyla cerrah böyle durumda daha rahat hareket ediyor. Ameliyat esnasında 3 boyutlu görüntüleme oluyor. Yaptığı ameliyatın hangi safhaya geldiğini aynı anda tekrar görüyor çok kişi. Çok enteresan. Yani bu böyle ameliyatta cerrahın işi çok kolaylaşıyor. Yani teknoloji cerrah için şey çok önemli. Bütün bunları tabii böyle multidisipliner bir hastanede, yani psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahi, kardiyoloji, kulak burun boğaz, yani birçok bu hastalık ve disiplinlerin beraber olması gerekiyordu. Yani bu dünyadaki bilimin gidişi bu yönde. Yani biz bunu Türkiye'de ilk başlatan gibi olduk. Yani bu nedenle bu, yani biz tematik ya da bir konuya özelleşmiş, branşlaşmış bir hastane demek daha doğru olur. Yani bu tabii daha az hata yapmak burada, daha doğru tanı koymak, daha isabetli operasyon yapmak açısından önemli. Ve yani birçok psikiyatri hastası, ben hiç unutmam, bir gün böyle bizim, yani ilk yani 15-20 sene önceydi, yani ilk şey yaptığımız yıllardaydı, teknoloji bu kadar ilerlememişti. Fakat bir meslektaşımız bize bir hasta göndermişti. Hasta depresyon hastası, fakat bize gören doktor arkadaş ona bir ilaç verip göndermiş. Sonra hasta başka bir iyileşmeyince başka bir uzmana gidiyor. Arkadaş başkasına gönderiyor. Bir MR çekiyor. Beyinde mandalin büyüklüğünde tümör çıkıyor. Bunu bana söyledi arkadaş. Ya ben size nöroloji var diye gönderdim. Bir MR bile çekmemişsiniz dedi. Ben onun üzerine arkadaşa biraz şey yaptım. Ya doktor hanım, ya bu, keşke bir MR çekseydik. Bak bu bizi çok, ya, hastanın az daha kaybediyorduk hastayı. Dedi ki ya çok yoğun ama dedi. %1 hata olur dedi. Şimdi o zaman bütün bu konuşmanın sonunda galiba topluma
söylememiz gereken, stresiniz varsa bunu devamlı hale getirmemek için o stresin sebebini keşfedin. Tabii. Ve tedavi edin. Yoksa depresyona girersiniz. Evet. Değil mi? Tabii, stresten korkmayın. Mesela o arkadaşa ben dedim ki bak senin için %1 ama hasta için %100. Tabii yani öyle. Hekimlikte tabii şey yok ki. Yani sıfır hatayı defleyeceksiniz. Tabii öyle. Tabii onun, yani bunlar hepsi birer stres tabii. Anladım. Çok yani, teşekkür. Estağfurullah, rica ederim. Evet değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi sohbetimizde çok şey öğrendik. İyi günler.